sormadığınız için teşekkür ederiz efendim. Nerede kalmıştık? Şöyle, az önce bahsettik ya, üzerimizde oynanan bir takım diğer egemen güçlerin oyunları diye. İşte bunlar özellikle bizim bir din yapımız vardır. Bir milli kültürümüz vesairemiz vardır. Ama bana göre yabancı din güçleri artık, bunun kilise olsun, başka taraflar olsun, esas gençlik üzerine bir takım oyunlarla geliniyor. Bir defa şey fark edildi, başıboş bir gençlik vardır. Bu eğitimdeki bana göre rahatlıktan kaynaklı ki burada devlet okullarını bizim çok ciddiye alıp çok büyük destekler vermemiz lazım ve daha kapalı bir sistem oluşturmamız lazım. Acilen öğretmen de tatmin olacağı noktayı bulacak. Aileler de zorunlu olacak ve çocuklar okul sistemine daha endeksi, keyif alır şekilde olacak. Evet. Ve bu boşluktan faydalanan güçler artık internet üzerindeki etkilerle, artı uyuşturucu maalesef had safhada, onu bırakın maalesef. Bali çok büyük bir tehlike, Kıbrıs gibi müstakil yaşama. Yani Allah korusun bir süre sonra kapınızı açtığınızda, bahçenize girdiğinizde bilinçsiz birisini tehlikeli şekliyle orada göreceksiniz. Ki program yaptık. Yaptık bu konuyla. Daha da yakın, Allah aşkına yaptın. Evet. Yani bu sadece o çocuğun ailesini bağlamıyor, hepimizi bağlıyor. Kesinlikle. Bu devlet okullarındaki mecburiyetten kaynaklı veyahut da bir macerayla, macera kaynaklı buraya gelmiş başka taraftan, diyelim ki başka bir Türkiye ilinden gelen bir ailenin çocuğuysa, o çocuğun suçu değildir. Ama o çocuğa sahip çıkmamak bizim esasi suçumuzdur. Kesinlikle. Bizim vadede götürecek bütün sıkıntılardan, sorumlulardan birisi ve de biziz. Ve bunlar, bu geleceğimiz bizim. Tabii ki. Bu olaylar geleceğimiz. Ve bunlar bizi yarın için yıkmaya çalışan, içimizi oymaya çalıştıkları bir takım entrikalardır. Bu oyuna gelmememiz lazım. Sokaktaki her çocuk bizim kardeşimizdir. Kesinlikle. Bizim çocuğumuzdur ve bu yanlışa geçelim lütfen bu anlamda. Çok güzel mesaj verdiniz. Bu önemlidir çok bizim için. Yani bunu yapmak zorundayız. Yaptığımız takdirde çok yol kat edeceğiz. Çünkü biz bana göre güçlü bir toplumuz. Yokluklardan çıkmayı çok iyi becermiş bir toplumuz. Ve bu çok büyük sürprizlere de açıktır. Bizim için biçilen sonraki kadere karşı vereceğimiz tepkilerle alakalı. Aynen, katılıyoruz. Çok iyi. Çok ama güzel. Öyle. Bizim için biçilen sonraki kadere karşı tepkiler vereceğiz. Çok doğru. Küçük kıvılcımımızdan çok büyük alevler çıkarabileceğiz biz. Şair var karşımda. Anladın mı? Şiirlerimiz var canım, ama cümbezi soracağım. Cümbez ağacını, ondan doğanları, ondan gerçekleşen şovları. Tek şahidi Cümbezdi. Evet. 22 Aralık yanılmıyorsam. Evet, evet. 22 Aralık 24 gecesi. Aralık 24 Aralık. 24 Aralık gecesi müthiş bir şov yaptınız. Gösteri yaptınız. Herkesin hala daha hafızalarında, dilinde konuşuldu çok uzun süre. Bu neye dayanıyordu? Bu uzun burada bir çalışma. Burada bir hikayeniz var. Tabii sizin şunu da söyleyeyim ben. Siz şiirler kullanıyorsunuz. Evet. Hikayeler kullanıyorsunuz şovlarınızda. Kısa filmler çektim buna. Ve bu yeteneğiniz de var. Ne kadar güzel değil mi? Yani sadece tasarım değil. Aynı zamanda bunu, tarihi seviyorsunuz. Onu kullanıyorsunuz. Tarihi ve burada bir de beste evet. çalışması yaptınız. Evet. Neydi? Mesela ben hep hayalimdi. Ben iyi müzik yapacağımı biliyordum. Ama şu veya bu nedenlerle hiçbir zaman enstrüman çalmaya zaman ayıramadım. Evet. Ama müziği, hayali müziğimi kafamda hep duyabiliyordum. Evet. Ve bu benim kapalı duran bir dosyamdı Cümbez. Yaklaşık 2 yıldır peşinde koşuyordum bunu yapmak için. Büyük bir projeydi. Tek başına devlete bunu bırakmak haksızlıktı. Çünkü ülkemi de tanıyorum. Ama ülkemden de iyi niyeti kesinlikle bekliyorum. Çünkü ben onlar için çalışan birisiyim. Ve bunun devamında bundan, bu devletten şikayet etse nemalanan çok markalar vardı. Artık bir araya gelmemiz gerekiyor. Sanat ve spordur esas bu ülkeyi bir yerlere silkindirerek karşı toplumu uyandıracak kesinlikle. Olan. Kesinlikle. Ve bu desteği almam gerekiyordu. Kesinlikle. Sponsorlarımız herhalde dile getiremez çok fazla, bilmiyorum. Onlar Türksel ana sponsorumdu. Evet. Bunun devamında Debreli Grup, Dünya Otomotiv aynı şekilde desteğini verdi. Doğu Akdeniz biliyorsunuz zaten benim esas akademik partnerimdi. Büyük toplantılar sonrasında işbirliğimizi oluşturduk. Kıbrıs Türk Postaları çok büyük destek verdi ki 10 Mart'ta
Tek Şahidi Cümbez'di adı altında bir pul serisi çıkıyor. O çok, çok önemli bir şeydir ülke adına ve dünya adına da. Evet. Ve bütün dünya filatelistlerine, pul koleksiyoncularına bu gidecektir. Evet. Ve önemli olan Kıbrıs tarihinin, Kıbrıs Türk tarafındaki bu önemli kültür hazinesini çok farklı bir dille karşılarına götürdüm insanların, dünyanın. Ne oldu bu? Siz bizi izole ettiniz. Siz bizi kapalı kapılar ardında tutuyorsunuz. Tutsak halde tuttuğunuza inanıyorsunuz. Bu mesajınız. Evet ama evet, biz sizin atalarınızdan kalan kültürün bugünkü bunu medeni şekilde bekleyen yeni sahipleriyiz buranın. Buyurun mirasınızı bir izleyin, görün. Çok güzel. Ve bu topraklara gelin. Çok güzel. Ve bu anlamda müziği de ben burada yapmak istedim. Buradan besleneyim diye burada yapmak istedim. Ve bu büyük projede çıkarayım. İlki bu olsun diye. Ve besteledim. İnancım da şöyle, hiç korkmadım. Ben enstrüman çalamıyorum. Aman Allah'ım ne olacak? Dünyanın sonu değil ki. Evet. Yani karşımızda engelli insanlar vardır. Göremeyen ama hayatını götüren. Duyamayan ama hayatını götüren. Önemli olan beyninizdeki esas organlar beyindedir. Bunlar sadece aracılardır. Burundur vesairedir. Ben bunu duyabiliyorum. Ha, duyabiliyorsam nasıl yansıtacağım? Ağzım dilim laf yapıyor. Duyduklarımı mıy 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 okudum bir yerlere. Evet, tutarak, evet. Bunları yaptım. Sonra aranjmanını da yine Kıbrıs birisi olsun istedim. Aysun Kahraman miksaj ve aranjmanlarını yaptı. Defalarca değiştirerek, yenileyerek oluşturduk. İki tane müzik yaptım. Birisi Katerina Cornaro'nun çok sevdiği adadan ve iktidardan ayrılış hikayesiyle alakalı bir dram. Ki şimdi onun büyük bir kısa filmi hazırlanıyor. Ve onun ardından da Osmanlı için Osmanlı'nın fethiyle alakalı bir şey yaptım. Ve orada Osmanlı'yı bütün dünyaya sadece işte savaşan, fetheden, galip gelen, atlarıyla gelen değil, arrogant, asil, kökleriyle izler bırakan bir toplum hissini uyandırdım. Hoşgörüye de göndermeniz var mı? Evet, maneviyatı zaten kullandım semazenlerimle. Ve valsle Osmanlı ritimlerini bir arada kullandım. Çok güzel bir geri dönüş oldu. Küçük bir soundtrack hazırlandı ve dünyanın ilk soundtracklı şovu. Artı dünyada şükür şu an bir tek benim. Hem şiirlerini yazan bendim. Artı şimdi kendi müziklerini de yapan benim. Onun için size kurgucu diyorlar değil mi? Evet. Evet. Onun için kurgucusunuz. Evet. Ve Doğu Akdeniz'in de büyük destekleriyle ve üretim gücüyle işte Can Bulat Paşa'nın Maosa'ya girişindeki çarklı sahneyi yaptık. Çarkların içinden geçti. Oh. Ama tarihte inkar edemediğimiz bir Venedik komutanı Marco Antonio Baragadino da vardı. Bunun tekrarı, yeni proje. Oluyor. İkinci projesi. Onu müjdeleyelim değil mi? Evet, İkincisi olacak. İkincisi büyütülerek oluyor. Evet. Hem bu Kral Tepesi'nden çıkan yeni hikaye acilen hazırlıyorum, içine girecek. Artı Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın diğer kısımlarındaki kısmıyla giriyor. Bir büyük çalışmamız daha var. Genel Kıbrıs üzerinde yapacağım bir iş. Bunu dinlemesi bile heyecan verici. Türkiye'de ve yurt dışında temsili olarak gidiyoruz kısmetse. Tabii ben bu şiiri duymamış olan kişiler için yani Abdullah Öztoprak'tan yapalım. Vallahi size doyum olmaz. Ay sağ olun. Sohbet çok keyifli çünkü. Ben de çok keyif konuşacak aldım çok şey var esasında. O yüzden yani bir de şeyi yani ikincisine... çok kafama takıldı. Bir çocuk yarışması konusu var. Yani girmeden o konuya olmaz diyorsunuz. Onu da bir iki cümlecik o süre bitti yetmiyor. Ne düşünüyorsunuz yani bu konuda? Çocuk yarışmalarına, güzellik yarışmalarına çünkü diyorsunuz. Çünkü size bir teklif geldi ve kabul etmediniz diye. Etmedim. Yani hiçbir yerde kabul etmem ben onu. Çünkü çocuk hiçbir yerde güzelliğiyle yarıştırılmamalı. Çocuğun yarınları için esas gücün kendi esası olduğunu hissettirmeniz lazım. Güzel olmak bir rastlaşmadır, fiziki rastlaşma. Dünyada eğilim de hepsi bu yönde güzel. Zaten. Tabii ki. Yani sonra. Artı çok tehlikeli şeyler var. Yani maalesef inkar edemediğimiz bir takım sapkınlıklar vardı bu çocuklar üzerine. Ve baktığınız zaman çok güçlü kişiler, kimliklerle de karşılaşabiliyorsunuz. Allah korusun o da bir istenerek olunan hal değildir belki. Ama bunun takibini yapan insanlar da varmış maalesef. Dünya bundan takibini vazgeçer. Yapan. Tabii ki. Evet, tabii. Dünya bundan çok zarar gören çocuklar oldu bu anlamda Allah korusun. Evet. Dünya bundan vazgeçerken biz neyin halidir, neyin durumudur ki buna giriyoruz? Kaldı ki geçen yıl kazanan çocuklar oldu. Bir defa bu çocuk sorgulanmıyor mu evinde? Ben güzeldim, ne oldum? Ne oldu? Çocuk için elde ya da yani başka çocuklar güzellik, çirkinlik kavramını tam beyninde oturtmamışken böyle bir rekabet sisteminin içine
çekilip özgüven sarsılması evet, da yaşamasın. Yani öğretmenler sendikası karşı toplum çıktı, adına çok doğru mesela evet, doğru her şeylerini çok onaylamaz mı bu grevleri falan ama evet. Burada keşke alkışlanası güzellikti. Evet, keşke konuda, daha önceden de karşı çıkılsaydı hatta evet. Çünkü yapıla gelen bir yarışmaydı açıkçası. Son zamanlarda. Birkaç defa yapıldı galiba. Bir defa ben de maalesef jüri üyesi oldum yaklaşık 9-10 sene önce. Öyle mi? Çok büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Nasıl oldu da kabul ettim falan. Ben de tasvip etmiyorum. O ama 9-10 sene önce hiç dünyada bu kadar etmiyorum. Tepki yoktu. Açıkçası. Yeni yeni. Evet, kategorize etmek hoş değil. Sen kendine kızma. O günün konjonktüründe onu ama bugün teklif gelse evet, herhalde ama günah çıkarıyorum. Yani gerçekten bravo tasvip etmiyorum. Bir de ne var biliyor musunuz? Yani ülkede çok fazla yarışma yapılıyor. Çok fazla çocuk, genç insan yetiştiriliyor. Taçlılar takılıyor. Taçsız insan kalmadı. Bir bana takamadılar şu an. Tacım yok. Bu bir şeye de mi benzedi? Bir plaket alışverişine de mi benzedi? Aynen şimdi bizim memleketimizde bir de o enflasyon var. Ne oluyor sonra? Yani siz kast olarak bir değer veriyor musunuz? Bir yerlere taşıyor musunuz? Bakın benim kendi butik grubum vardır yetiştirdiğim arkadaşlar vardır. Ama ne oluyor? Bir takım prodüksiyonlarla görüşmeler var gönderiyorum. Büyük prodüksiyonlarda yer alıyorlar ve artık aşama aşama. Bu aşamada ne oldu? Can Bulat Paşa'yı Altan Karaçay aldı. İşte Ozan Güçlü Baragadino oldu. İşte diğer karakteri daha önceki emeği olan kişi seçti alıyor. Şovlardan çıkanların bir teatral gücü vardır evet, zaten. Evet. Mimiyle, fotoğrafıyla evet. Hakkını veriyor. Ne oluyor şimdi? Benim yapacağım diğer sinematografik veyahut da televizyon için prodüksiyonlarda evet, yer alacaklar. Çocuk sadece o podyuma çıkma tatminiyle kalmıyor. Gelecek tayinine de gidiyor. Ama okulda kendini iyi donatıyor. Bir defa eğitim ne olacak? Evet. Görgülü olacak her şeyden öte. Para için yok olan olmayacak. Sabırla bekleyen olmayı bilecek. Bu iş kolay bir çok şey değil çünkü. Doğru. Sabır, enerji ve zeka ister. Kesinlikle zeka ister. Dolayısıyla bu kadar genç arkadaşımızı yani sadece duruşuyla, sadece pozuyla bir yere götürmek değildir. Ve ben inanıyorum ki çok çok güzel değerler çıkacak çok ülkede. Çok güzel. Bu arada Abdullah Öztoprak Bey'in iki tane kızı var. Evet. Küçük evet. Kızı da Kod adı evet. Venüs'te oynamıştı oynadı. Değil burada mi? Burada da çıktı. Kimse bilmiyordu. Kaç yaşında kızlarınız esas Abdullah büyük kızım Bey? Çıktı. Evet. Onlara girelim mi? Evet lütfen girelim. Niye biz çocuklarımızın yaşını söylüyoruz? Siz sen de bugün bir şey var bugün kızım. Yaş takıntım bir var. Yaştır. Çocuklar 20 yaşında ve 10 yaşında. Şimdi niye söyledim? Böyle bir delikanlı babanın yanında o kızlar gezerken evet. Babanın gururu mesela var. Kimse kardeşim. Bilmiyordu. Katerina Kornaro'yu oynayan benim kızımdı. Öyle hiç kimseye söylemedi. Neden o oynadı? Eyvah. Çünkü 2,5-3 yıldır ben hep Katerina Kornaro'yu anlatıyordum. Ve artık ona bir empoze vardı. Yani Katerina Kornaro buydu şuydu. Onda da bu hayali oluşmuştu zaten. Katerina Kornaro kimdi ve çok güzel taşıdı. Evet. Küçük kız da meleklerden bir tanesiydi. Tacı takanlardan. Çünkü kadının maneviyatını da göstermemiz lazımdı. Ve bir çok önemli bir fotoğraf yakaladı diyafram grubuna. Sanırım Hasan Bağlar yakalamış onu. Arkada Osmanlı bütün sahne olarak dururken önde beyazlı çocuğun sahne selamlamasına geçişi. Hı, ve ya. Ülkenin cümbez ağacının gözündeki beyaz yarınıyla geçmişi. Aa, çok flu güzel. Olaydı. Çok, çok güzel yani. Bir fotoğraftı. Evet. Çok güzel sahneleri yakalandı. Çok iyi fotoğrafçılar var Kıbrıs'ta. Evet. Çok beğendiğim fotoğrafçılar var. Ülke silkinirse, büyük projelerde birleşirse ki ben hepsine kapım açıktır. Evet. Mesela şu an yeni ikinci projede yeni arkadaşlar var. Onları da bir araya geliyoruz. Çok güzel şeyler çıkaracağız. Evet, evet. Yani çünkü devlette şu hatalar olduydu. Şeye gittiler. Küçücük projeleri kırmamak adına desteklerken bütçeler yok oldu gitti. Ve büyük projeyle gittiğinizde kalmadı bütçe şey kaldı. Deniyor. Evet. Mesela ya, son görüşmemde müthiş. Kültür Dairesi'ne verilen ayrılan bütçe gerçekten çok zayıf. Hı hı. Yani ben bunu çok Süleyman Akosman'la dünya sahnelerinde bir olacak bir inşallah. Mi? Bakın bir Milano benim projeniz var. Roma'ya değil mi? Roma'ya gidiyorsunuz. Roma'ya gidiyorsunuz. Ne zaman? Yani, var mı yaz tarihi? Ayı içinde gidecek. Şimdi orada bir küçük değişiklik var beklediğimiz onun üzerine oluyor. Londra istiyor. Hı hı. Benim istediğim başka bir bölge daha var. Oralar. Yani bunu direkt bizim tarihimiz olarak götüreceğim. Sayın Bakan'ı da ben açıkçası dürüstçe söyleyeyim. Hı hı. Gözünün içine bakıp hikaye anlatırken olayları sanat algısını çok iyi hissettim.
Bu adını benim için söyleyelim bakalım. Serdar Bey, Serdar Denktaş. Sayın Serdar, Denktaş. Aslında sanatçı olduğu kimliği. Bir aile. O zaten müzikal yani yeteneğiyle sanatçı. Yani kendisi, çok abisi, evet. Kız kardeşi. Çok rahatlı bir Serdar Bey o konuda artık çok güzel çok dinliyor. Süleyman Akosman, Kültür Dairesi'nin başında çok güzel dinliyor ve anlıyor sizi ve yorumluyor. Tek büyük, tek problemimiz esas bütçelerle ilgili darlıktır ve biliyorlar ben öyle aç, fırsatçı, para para diye oturan değil. Bu işi kotarmamız için ne yapmamız gerekiyor evet, oturan? Evet. Bana özel sektörden de insanlar getirin. Çünkü ben markalara da ihanet etmiyorum. Markaları da sponsor adı altında sonuna kadar yükseltmeye çalışıyorum. Bugün mesela televizyonlarla da ilgili çok büyük çabam var. Ben bu yılı Kıbrıs'a harcıyorum. Hı hı. Televizyonlar medyada çok çok önemli bizim için. Çünkü izole edildiğimiz birçok eve biz İnternet üzerinden de bu kanallarla uydu üzerinden geliyoruz. Evet, ama bizim doğru. insanların dikkatini çekebilmemiz için çok özgün, çok güncel, çok görseli zengin programlar sunmamız evet, lazım. Onun için de bütçe lazım. Şu an bile insanlar konuşuyor ve bu da neyle geçecek? Reklamlarla. Evet, evet. Reklamlara acilen formül bulmaları lazım. Evet. Bu kanallar başka türlü beslenemeyecek çünkü. Evet, evet. Vallahi çok teşekkür çok ederim. Teşekkürler. Ben de teşekkür çok ederim. Çok teşekkür. Şimdi size doyum olmaz. Hakikaten. Güzel bir şiiriyle. Bu kurayı alıp gidebilirim değil mi? Siz maşallah bitirmişsiniz. Evet. bak bir reklam. Yani kameramanınızın hatasıyla hafif göbek görünse de burada görün ki bir kurabiyeyle maşallah iki kurabiye götürüyor. Abdullah Bey Dilek reklam arasını kurabiyeleri yiyelim diye veriyor. Evet. O arada bitirdik. Çok güzel olmuştu. Valla biz sizle bir arkası yarın daha yapalım. İnşallah evet. Yapalım. Evet. Elinize, evet. Yüreğinize, vakti. Emeğinize sağlık. Biz programı kapatalım. Şiirle. Siz şiirle veda edin. Öyle mi? Ondan sonra biz İstediğiniz bir şiirle. Söylemek istediğiniz. Şeyi okuyalım. Katerina Cornaro'nun bir tacı giyişi, bir de terk edişi. Mümkünse de yaptığım o besteyi fonda verirseniz o anda. Tabii. Çok kibirli davranmam yok da görgüsüz gibi ama. Yok, biliyor musunuz bu müzik ilk yapıldığında ve bana Aysun WeTransfer ile gönderdi. Hep onu anlatırım. Hiç kimseye de söylememe yeminim vardı içimde. Ve Face'e birisiyle yazışıyordum. Ne oğlum dedim şu an ağlıyorum ben nedenini sormayın kendimi şey gibi hissediyordum. Evet. Hamile bir kadının çocuğunu kucağına alışı gibi hissediyordum. Evet. Ne güzel. Evet biz kapatalım programımızı. Tamam. Elinize, yüreğinize, beyninize, ruhunuza sağlık. Ben de sağlandım. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Bir şair gibi okumuşum ama. Değerli izleyenler bir dilekle kapatalım programı. Paranız pul olmasın ama emek verdiğiniz bir projeniz varsa pul olsun inşallah. Gönlünü, emeğini, ruhunu kattığı projesi pul olup dünya koleksiyonlarına ulaşacak bir ismi ağırladık. Çok keyif aldık. İyi ki varsınız efendim. Hep İyi beraber. İyi ki programı da yaptık. Canım biz hep dilekle kapa diyoruz programı. Ay canım. Ya bir dilekle kapa diyoruz diyor Dilek. İki dilekle. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Şimdi sevgili Abdullah Öztoprak'ın sesinden kendi ürettiği şiiriyle kalın efendim. Tamam. Evet. İhtiras, hırs ve hayal, yürekten inanan kadını onurlandırdı sarayda ve taçlandı dünyaya namsalarcasına unutamadığım güçlü bakışlarıyla Katerina Cornaro, Lusignan Sarayı'nda. Büyüyen sesler saray duvarlarına bir melek dokunuşu gibi öte gidecek yaşamda hedef koydu tacına ve Katerina Cornaro büyük inanç ve gururla çok kez andişti koca gölgem altında Mausa'ya tutkun aşkıyla. Bu cümbez ağacının o olayları yaşamasıydı. Şimdi de terk edişiyle alakalı büyük bir dramla gitti çünkü. Güçlü gözleri derinde, matem yatıyordu geride. Kırık bir kalp, bitik umutlar, gözyaşının gerisindeydi bitmezce. Ve mağrurca ve güçlü ama içten bir o kadar bitkin bir vedaydı dalgalara. Bir vedaydı insanlara ve bir vedaydı en çok bana ve Mausa'ya. Ve şahit etti beni Katerina Cornaro, ayrılığa, vedaya ve ağıtlara. Kara matemlere sarılarak. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.